Kardeşlerim, şimdi sizlere buzdolabının da işte koku problemleri olan kardeşlerimizin nasıl bir uygulama yapacağını anlatacağım. İlk birincisi, buzdolabınız eğer bir koku yapıyorsa bu kokunun giderilmesiyle ilgili bazı yöntemler var. İlk önce derin dondurucudan başlayalım. İlk bakmanız yer derin dondurucu yeri. Bazı modellerde buzdolapların her markanın farklı metotları olabilir. İlk bakmanız yer, bakılacak yer burada altta bir kapak olup olmadığı. Eğer kapak varsa bu kapak, bakın şöyle göstereyim, geçme şeklinde çıkar, bu şekilde gelir. Burada da çıkardığınız zaman göreceksiniz işte reçel veya işte et suları vesaire, bu gibi pislikler oluşabilir. Bunları iyice bir güzelce temizliyorsunuz. Ayrıyetten bakın rafların olduğu yerler var gördüğünüz gibi. Bunları da güzelce temizlediğiniz zaman koku problemi gidecektir. Başka bakacağımız yer neresi? Kapağımızı yine aynı şekilde geçmedir zaten. Hiçbir tornavida falan kullanmadan bu şekilde geçiriyorsunuz. Bakın geçme yerleri var. Bunlar bu şekilde. Oturuyor. İkinci bakacağımız yer soğutucu bölmede. Soğutucu bölmede de yine aynı şekilde bakın rafları çıkartıyorsunuz. Buradaki pislikleri iyice temizliyorsunuz. Üçüncü bakacağımız yer de arkasında. Hemen dolabın arkasını çevireceğim size. Buharlaştırma kabı dediğimiz bir kabımız var. Bütün dolabın suları bunun içerisine akar. Burası tabii şu anda temiz hali. Burası işte kan lekeleri, işte farklı böyle koku neden olan suyla karışık şeyler görünebilir. Bunda artık bu kabı çıkaramazsınız. Bazen zor çıkıyor. Yapıştırma olduğu için sıkıntı olabiliyor. Artık bunu bir sünger yardımıyla, bir çamaşır suyuyla, işte bir deterjanla iyice güzelce temizliyorsunuz ve arındırıyorsunuz. En etkin koku problemli olan sistemde olan şeylerimiz bunlardır. Bunlara baktığınız zaman %70-80 oranında kokuyu giderirsiniz. Bir de ayrıca dolabın içerisine işte raf bölümüne üst veya alt fark etmez. Bu karanfil olabilir, çay posası olabilir, normal sade kahve olabilir. Bunlar özel koku alıcıdır. Bunlardan da koyabilirsiniz. Kokuyu emer ve koku probleminiz gider. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.